Isının yayılma yolları konusundayız. Isı 3 yolla yayılır diyoruz bakın arkadaşlar. Birincisi iletim yoluyla yayılır. İletim nedir? Madde tanecikleri titreşim hareketi yaparak enerjiyi birbirine aktarılır. Katılar da iletim yoluyladır. Bakın şu şekilde bir örnek verebiliriz. Şöyle bir zeminde duran bilyeler olsun. Bakın şöyle bilyeler olsun. İşte şuradan bir bilyeyi fırlatıp buna çarptığınızda en sondaki bilye hareket eder. Niye? Şu onlar hareket etmiyor. İşte tanecikler enerjilerini birbirine aktardıkları için. Evet, ısı da öyle. Tanecikler birisine ısı enerjisi verdiğimizde ucundan mesela bir metal ısıttığımızda o yandakine derken metalin diğer ucuna kadar ısı böyle bu şekilde yayılır. Buna biz iletim diyoruz. Katılardaki yayılma yoludur. Konveksiyon yoluyla madde tanecikleri yer değiştirerek ısıyı taşırlar. Sıvı ve gaz tanecikleri yoğunluk farkından dolayı yer değiştirerek ısıyı taşırlar. Nasıl oluyor? Bakın şöyle bir kabımız olsun. Bu kapta mesela alttan ısı verdiğimizi düşünelim. Buradaki tanecikler ne olacak? Isınarak yukarıya çıkacak. Niye ısınar? Isınan taneciklerin yoğunluğu azalır, yukarı çıkar. Yukarıda bunları boşalınca buraya kim gelir? Yukarıdaki soğuk tanecikler gelir. Yoğunluğu fazla olan tanecikler gelir. Peki bunlar ne olur? Tekrar ısı alırlar, ısınırlar, yukarı çıkarlar. Çıkarken yerlerine soğuk tanecikler gelir derken şöyle bir akım oluşur içeride. Bu akımın oluşmasına konveksiyon akımı diyoruz. Yani böylelikle kabın her tarafı aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar bu konveksiyon akımı devam eder. Işıma yoluyla yayılma, ısı ışık gibi davranır ve maddesel olmayan ortamları da geçerek, madde boşluk ortamları geçerek ısıyı taşır. Güneşin dünyayı ısıtması ışıma yoluyladır. Elektromanyetik dalgalardan infrared dediğimiz kızıl ötesi ışınlar ısı dalgalarıdır. Yani şöyle diyoruz arkadaşlar, mutlak değer yani -273 santigrat derecenin üzerindeki her madde etrafa kızılötesi ısı dalgaları yayabilir. Evet, bu ısı dalgaları da maddesel ortamlardan da geçebilirler, boşluktan da geçebilirler. Hatta termal kameralar dediğimiz kameralar bu maddelerin yani ısı yayan maddelerin ısılarını gösteren aletlerdir. Bütün maddeler ışınma yoluyla ısı aktarımı gerçekleştirir. Her madde sıcak bakın -273 santigrat dereceden büyük olan her madde etrafına ısı yayar. Şuradaki örneğe bakalım. Bakın bir metal çubuk var. Burada ısı iletim yoluyla gelir. Bakın karşısında duruyorsunuz. Karşısında bu ısı dalgaları aslında her tarafa yayılıyor. Yukarıda ısı dalgası geliyor. Ama konveksiyonla ısınmanın sebebi nedir? Buradaki ısınan hava yukarı çıkıyor, elime çarpıyor. Dolayısıyla elimi ısıtıyor. Buradaki hava tekrar aşağı iniyor, geliyor, çarpıyor. Yukarıya konveksiyon yoluyla gelirken karşısına da ışıma yoluyla geliyor arkadaşlar. Evet, devam edelim buradan. Bakın şöyle şurayı bir temizleyelim. Isı iletim hızı diyor. Bir maddenin ısı iletim hızı, bakın ısı iletim hızı ısının birim zamana bölünmesiyle ısı değişiminin bulunur. O maddenin yüzey alanı A dış, iç ortam arası sıcaklık farkı delta T ve iletim katsayısı K ile doğru orantılıdır. Maddenin kalınlığı ya da uzunluğu delta X ile de ters orantılıdır. Yani ısı iletim hızı dediğimiz şu ifade ne olmuş bakın burada? A nedir? Yüzey alanı. Delta T iç ve dış arasındaki sıcaklık farkı. Delta X ise kalınlıktır bakın. Kalınlıktır. Ve bu da buradaki K da iletim katsayısıdır. Yani şu ısıyı iletim katsayısıdır. Şurası mesela beton olsa iletim katsayısı yüksek olduğundan dolayı daha çok ısı
yayılacaktır. Dışarıya çıkacak veya dışarıdan içeriye girecek. Burası mesela köpük veya tahta olsa K'sı küçük olduğundan dolayı bu ısı, içerideki sıcaklık dışarıdaki sıcaklık farkı kolay kolay değişmeyecektir. Yani ısı az kaçacaktır dışarıya. Isı iletim katsayısı büyük olan maddelerdir. Tabii ki mermer, beton, bakır, demir, alüminyum gibidir. Mesela burada çok sorulur. Mesela kışın dışarıda soğukta mesela beton bir banka mı oturduğumuzda üşürsünüz, tahtaya oturduğumuzda mı üşürsünüz? Şimdi betonla tahtanın sıcaklıkları aynı çünkü aynı ortamda bulunuyorlar. Fakat betonun ısı iletimi daha fazla olduğu için ne yapıyor? Sizi daha çok üşütüyor. Mesela bir saunada tahtalar bir de metal var. Saunanın içerisinde tahtanın da metalin de sıcaklığı aynıdır. Fakat metali tuttuğunuzda eliniz yanar. Tahtada biraz daha az yanar yani sıcaklık. Niye? Oradaki metal ısı iletkenliği yüksek olduğu için demir mesela, çivi mesela ondan kaynaklanıyordur. Sıcaklığının yüksek olması değil, iletkenliğinin yüksek olmasındandır. Isı yalıtkanı. Isı iletim katsayısı küçük olan maddelerdir. Bunlar da yalıtım malzemeler tabii tahta, kağıt, hava, yün, cam yünü, strafor gibi maddelerdir. Isı kaybının istenmediği durumlarda ısı yalıtkanları ısının iyi iletilmesini istendiği durumlarda ısı iletkenlikleri enerji tasarrufu sağlar. Mesela bir tenceremizi düşünelim. Tencerenin sapları ısı yalıtkanı maddelerle kaplıdır. Tenceremiz ise kendisi en iyi iletken metalden yapılmıştır. Alttaki ısıyı hemen içerideki yemeğe iletmesi için. Ama ben onu tutup kaldırıp çevirirken ise tutacağım yerden ısının bana geçmemesi için de saplarının da ısı yalıtkanı olması gerekir arkadaşlar. Bu örneğimizde bir maddenin sıcaklıkları farklı iki ortam arasındaki ısı iletim hızı o maddenin bazı özelliklerine bağlıdır. Bu maddenin yüzey alanı ve uzunluğu iki katına çıkarırsa ısı iletim hızı için ne söylenir? Hemen formülü hem bir kez daha hatırlayalım. Q bölü delta T eşittir K, bakın A çarpı delta T bölü delta X. Şimdi bunlar neydi derseniz, şöyle bir duvar gibi düşünürsek, duvarımızın kalınlığı böyle olsun. Şurada T1 sıcaklığı, burada T2 sıcaklığı olsun. Bunun yüzey alanı A olsun. Genişliği bakın şurası ise delta X olsun. Evet, diyor ki alan iki katına çıkarılırsa, burası iki katına çıkarılırsa, bir de diyor ki uzunluğu, bak, şurayı kastediyor. İki katına çıkartılırsa, aşağıda iki katına çıkarılırsa ne olacak? Bunlar sadeleşecek. Bu oran değişmeyecek. O zaman ısı iletim hızı değişmez arkadaşlar. Bu örneğimizde aynı cins maddeden yapılmış kesit alanları farklı, uzunlukları aynı olan yalıtım maddeleri T1 ve T2 sıcaklıklarındaki yüzeyler arasına konularak ısı iletim özellikleri karşılaştırılıyor. Evet demiş ki bakın iki farklı ortamda mesela şöyle burada böyle bir maddemiz var. Bir de burada maddemiz var. Bu maddelerimizi biraz düzgün çizelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle bir maddemiz var. Bir de burada böyle bir maddemiz var. Hop, evet. Sıcaklıklarımız aynı. T1, T2, T1, T2 cinsleri aynı cins maddenin kesit alanları derken yüzey alanını kastediyor. Farklı, uzunlukları aynı. Şuralarına mesela X diyelim. Burası da X diyelim. Buraların uzunlukları. Ama yüzey alanları buna A1, buna da A2 diyeceğim. Farklı. Burada sabit tutulan değişken yalıtım malzemenin uzunluğudur. Evet, uzunlukları aynı dediğine göre bakın sabit tutulmuş. Bağımsız değişken kesit alanı ve cinsidir. Kesit alanı evet bağımsız değişken ama cinsi aynı demişti.
cinsi demeseydi bu ifade de doğru olacaktı. Kesit alanı, evet, bağımsız. Bağımlı değişken ısının aktarımıdır. Evet, bu deney niçin yapılıyor? Isı aktarım hızını bulmak için. Deneyin yapılma amacı her zaman için bağımlı değişkendir. O halde 1 ve 3 olacak, cevabım C seçeneğidir. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Isı yalıtımlarında ısı iletkenliği küçük olan strafor, yani köpük maddeler kullanılır. Doğru, ısı yalıtkanı madde olarak kullanılıyor. Tencere, tava pişirme amaçlı kullanılan mutfak eşyalarında ısı iletkenliği yüksek olan metaller tercih edilir. Bu da doğru arkadaşlar. Binaların ısı yalıtımını yapmak enerji tasarrufu sağlar, ülke ekonomik aile biçimini katı sağlar. Evet, bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneğidir. İki farklı şehirde ölçülen sıcaklıklar aynı iken hissedilen sıcaklıklar farklı olabilir. Çünkü hissedilen sıcaklık arkadaşlar, burada da yazıyor bakın, hissedilen sıcaklık demek gerçek sıcaklık ve nem oranlarına bağlı olarak hesaplanır. Yani bir yerde iki sıcaklık vardır. Bir gerçek sıcaklık ölçülen, bir de hissedilen vardır. Evet, farklı olabilir, doğru. Hissedilen sıcaklık ortamın nem oranına göre değişir. Evet, doğru. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklık ile nem oranına bağlı olarak hesap edilir. Doğru. Aslında burada hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık arasındaki ilişki de anlatılmış oldu. Cevabımız E seçeneğidir.